Merhaba sevgili çocuklar, ben Özel Gündoğdu Okulları'ndan birinci sınıf öğretmeni Hatice Atıcı. Bugün hayat bilgisi dersinde dördüncü ünite güvenli hayattayız. Dördüncü videomuzu çekiyoruz çocuklar. Bu videonun konusu güvenli alanlar ve ünite değerlendirme soruları. Sizinle bu videoda özellikle güvenlik alanların nereleri olduğu, güvensiz alanların nereleri olduğunu birlikte öğreneceğiz. Şimdi kitaplarınızdan 135. sayfayı açmanızı istiyorum. Evet, güvenli alanlar. Çocuklar, çocuk parklarının zeminlerinin kum veya yumuşak malzemeden yapılmasının nedenleri neler olabilir? Evet. Çünkü çocuklar çocuk parklarında oynarken, koşarken bazen istemeden düşüp yaralanabiliyorlar. Eğer zemin çok sert olursa ne olur? Yaralandığımızda dizlerimiz kanayabilir, sürtünmeden dolayı ufak tefek yaralar, bereler oluşabilir değil mi üzerimizde? Ama kum zeminler yumuşak olduğu için düşüşlerimizi yumuşatacağından canımız fazla yanmaz. Bu sebeple çocuk parklarının zeminlerini kum veya yumuşak malzemeden yaparlar. Amaç nedir? Sizlerin sağlığı değil mi? Evet, sizlerin can güvenliği ve canınızın yanmaması. Çocuklar, hepiniz oyun oynamayı çok seviyorsunuz biliyorum. Ancak günlük hayatımızda oyun oynayabileceğimiz yerleri seçerken kendimiz için güvenli olan alanları seçmeliyiz. Peki, sizce güvenli alan nedir? Evet çocuklar, güvenliği sağlanmış, herhangi bir tehlikeyle karşılaşmayacağımız güvenilir, yani emniyetli yerler, güvenli alanlar. Peki, güvensiz alan nedir? Evet, güvensiz alanlar ise herhangi bir tehlikeye karşı güvenliği sağlanmamış. Buralarda bir tehlikeyle karşılaşabileceğiniz emniyeti olmayan, yani güvenliği olmayan yerlerdir. Şimdi görselleri birlikte inceleyelim ve güvenli ve güvensiz alanları birlikte görelim çocuklar. Evet, çocuk parkları zeminleri yumuşak olarak hazırlanmış ve çocukların oyun oynamaları için ayrılmış özel bölümlerdir. Mahallelerde çocuklar için ayrılmış bu bölümlerde çeşitli oyuncaklar vardır çocuklar. Buraya gittiğimiz zaman çok eğleniriz, oradaki çocuklarla arkadaşlık yaparız. Buralar bizim oyun alanlarımız için güvenli yerlerdir çocuklar. Evet, gönül rahatlığıyla çocuk parkında oyun oynayabiliriz. Yine çocuklar, apartmanımızın, evimizin bahçesi bizim için güvenli alanlardır. Buralarda da arkadaşlarımızla oyun oynayabilir ve uzunca vakit geçirebiliriz. Çünkü apartmanımızın bahçesinde taşıt trafiği olmayacağı için buralarda rahatlıkla oyun oynayabiliriz. Evet, bisiklet sürmek istiyorsak eğer parklarda, apartmanımızın bahçelerinde ya da cadde ve sokaklarda bisikletler için ayrılmış olan özel yollar vardır çocuklar. Bu yollarda güvenlidir ama biz yine de bisikletlerimizi apartmanımızın bahçesinde, evimizin bahçesinde, parklarda güvenli olarak sürmeliyiz çocuklar. Evet, yine bir arkadaşınız basketbol oynuyor. Trafiğe kapalı bir alan burası. Yine çocuklar için parkların yan taraflarında, çeşitli boş alanlarda, özellikle büyük şehirlerde binaların arasında geniş olan, boş olan arsalara oyun parkları yapılır ve bunların yanına basketbol, voleybol gibi çocukların spor yapabilecekleri, gönül rahatlıkla oyun oynayabilecekleri alanlar da yapılır çocuklar.
Tabii ki buralar trafiğe kapalı olan alanlardır. Dikkat ediyorsanız etrafı da tellerle çevrilmiştir. Çünkü topun kaçması durumunda çocuklar topun kaçtı deyip yola çıkabilirler ya da güvensiz alanlara gidebilirler. Onun için buralar özel olarak yapılmış belediyeler tarafından alanlar çocuklar. Burada da gönül rahatlığıyla oyun oynayabiliriz. Evet, asansörler aslında tek başımıza binmediğimiz durumlarda gayet güvenli. Ancak tek başımıza binersek çocuklar, asansörler güvenli olmayabilir. Çünkü asansörün kabininin tam gelip gelmediğini görmeyebiliriz, acele edebiliriz. Onun için asansörlere mümkün olduğu kadar tek başımıza binmemeliyiz. Yanımızda bir büyük olursa daha güvenli olur. Gördüğünüz gibi çocuklar, burası bir inşaat alanı ve bu alan bizim için güvenli bir alan değil. Çünkü burada işçiler demirlerle, tuğlalarla, çivilerle inşaat yapıyorlar. Hatta onlar da kendi güvenlikleri için başlarına metalden ya da sağlam plastikten yapılmış baret adını verdikleri özel bir şapka takıyorlar. Kafalarına kendilerinde bir şey düşerse yaralanmasınlar diye. Güvenli değil çocuklar buralar. Asla inşaat alanlarına girmeyeceğiz. Ve buralarda inşaat durdu, işçiler evlerine gitti, artık burada oyun oynayabiliriz gibi sakın yanlış bir düşünceye kapılmayın. Çünkü oralarda çiviler, tahtalar, demirler, rastgele atılmış araç gereçler var. Bu da yine bizim can güvenliğimiz için tehlikelidir. Buralar güvenli değil. Asla buralara girmemeliyiz çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Burada büyük bir su kanalı görüyorum çocuklar. Adana'da da var bu su kanallarından. Su kanallarının alanları tarım alanlarını sulamak ve su ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılmıştır. Yani su kanalının yapılmasındaki amaç budur. Çiftçilerimizin tarlalarını sulamaları ve bizim su ihtiyacımızı karşılamamızdır çocuklar. Bazı arkadaşlarımız bu su kanallarına girerek yüzmeye çalışıyorlar. Su kanallarında su çok hızlı akar. Sürekli su aktığı için kanalın yan yüzeyleri yosun tutar. Yosun tutan yerler kaygan olur çocuklar. Bir de herhangi tutunacak bir şey olmadığı için su kanalına girip iyice de yüzme bilmiyorsanız suyla beraber, akıntıyla beraber uzaklaşır bulunduğunuz yerden paniklerseniz de boğulabilirsiniz değil mi çocuklar? Onun için su kanalları asla güvenli bir yer değil. Asla su kanallarına girip yüzmemeliyiz. Yanından giderken de dikkatli olmalı, arkadaşlarımızla şakalaşmamalı, birbirimizi itip kalkmamalıyız. Hatta oraların yakın yerlerinde oyun oynamamalıyız çocuklar. Diyelim ki bir yerde gidiyorsunuz, bir su birikintisini gördünüz. Bu su birikintisinin derinliğinin ne kadar olduğunu bilemezsiniz. Öyle değil mi? Belki sizin boyunuzu aşar. O zaman içine düştüğümüzde ne oluruz? Boğulabiliriz değil mi çocuklar? Bir de su birikintisinin olduğu yerlerde mikroplar ürer. Çünkü o su birikintisi orada uzun süre kalmıştır ve burada mikroplar olabilir. Bunun etrafında, çevresinde oynarken içine düşebiliriz. Veya oradan herhangi bir mikrop kapabiliriz. Çocuklar, böyle bilmediğimiz su birikintilerinden de uzak durmamız gerekir. Bunlar da tehlikeli. Evet, her yerde, evlerimizin bahçelerinde de var, şehirlerimizde de var, süs havuzları var değil mi? Bu süs havuzlarının içerisinde fıskiyeler var gördüğünüz gibi. Böyle suyu havaya fırlatıyor, çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Ama bazı kişiler bu süs havuzlarını amacına uygun kullanmak istemiyor. Bu suyu havaya atmak için elektrik kullanılıyor çocuklar. Bu elektrikte en ufak bir kopma, çatlama kablosunda olduğu zaman suyun içerisinde elektrik olan bir su durumuna geliyor. Bu da hayatımız için çok tehlikeli. Elimizi sürdüğümüzde ya da içine girdiğimizde elektrik çarpar bizi, öldürmeye kadar gidebilir, yaralanırız, ölebiliriz. Onun için süs havuzlarının amacı
etrafımızın güzel görünmesini sağlamaktır, değil mi? Onun için buralara girmek tehlikelidir. Yine çocuklar, çukurlar var gördüğünüz gibi. Oyun oynarken koştuğumuz yerdeki çukurlar var mı yok mu, bunlara dikkat etmemiz lazım. Arkadaşınızla oyun oynuyorsunuz ve bu çukuru görmediniz. Üstüne bastınız, pat içine düştünüz. Kolunuz kırılabilir, bacağınız kırılabilir, kafanız kırılabilir. Çok dikkat etmemiz lazım. Eğer bu çukur yollardaysa ve biz bu yolda taşıtla ilerliyorsak, eğer taşıt sürücüsü bu çukurları görmezse çok büyük trafik kazalarına sebep olabilir. Onun için çocuklar, çukurlardan da uzak durmalıyız. Evlerimizde balkonların kenarları, merdiven boşlukları da güvenliğimiz için uygun değildir çocuklar. Özellikle balkon, oyun oynamak için, arkadaşlarımızla yalnız başımıza çıkmak için uygun olan bir yer değil. Onun için orada oturup aile büyüklerimizle etrafımızı seyredebiliriz, hava alabiliriz. Ancak oralarda demirlere çok yaklaşmamamız lazım. Balkonlarımızın düşmememiz için demirlerle korunaklar yapılır. Bazı küçük çocuklar bu balkon demirlerine tutunup aşağıya sarkarak bakmak isterler. Çok tehlikeli. Sakın siz bunları yapmayın. Yine merdiven boşlukları da çocuklar demirlerle korunmuştur ama bazen korunağı az olan merdivenler de olabilir. Buralar da çok tehlikelidir. Aman dikkat edin. Arkadaşlarınız merdivenlerin trabzanlarından falan kayıyorlarsa hemen onları uyarın. Çünkü merdiven boşluğu düştüğümüz takdirde çok büyük yaralanmalarımıza sebep olabilir. Canımız yanar. Çocuklar, bunun dışında evlerimizin bodrum katları da güvenli değil. Bu bölümlere asla aile büyüklerimize haber vermeden, yanımızda bir büyük olmadan apartmanlarımızın, evlerimizin bodrum katlarına girmemeliyiz çocuklar. Çünkü buralar güvensiz alanlar. Buralarda bulunmak bizim için tehlikeli olabilir. Peki hangi alanlarda oyun oynamamalıyız? Cadde ve sokaklarda, inşaat alanlarında, ondan sonra bizim için güvenli olmadığını düşündüğümüz su birikintilerinin yanlarında oyun oynamamalıyız çocuklar. Bodrumlarda, balkonlarda, buralarda oyun oynamak bizim için tehlikelidir. Şimdi hemen bir sayfa açalım. Bakalım bizim için hangi soruları hazırlanmış. Verilen alanların güvenli olup olmadığını belirleyip uygun başlığın altına yazınız diyor. Şimdi bakıyoruz, çocuk parkı, park, balkon, asansör, çukur, süs havuzu, okul bahçesi, merdiven boşluğu, su kanalı, inşaat, trafiğe kapalı alanlar. Şimdi bunlardan hangileri güvenli, hangileri güvensiz birlikte yapalım. Siz söylüyorsunuz, ben de yazıyorum çocuklar. Evet, önce güvenli alanları yazalım. Çocuk parkları, aferin size. Kurşun kalemimi alayım elime. Çocuk parkları. Evet, çocuk parkları. Harikasınız. Güvenli alanlara yazıyoruz. Evet, park değil mi? Büyüklerimizle birlikte gittiğimiz parklar. Evet, okul bahçesi de güvenli alan değil mi çocuklar? Orada da rahatlıkla oyun oynayabiliyoruz. Evet çocuklar, evimizin bahçesi de güvenli bir alandır ama biz buradaki yazılanlardan seçeceğiz. Onun için onu yazmayalım. Ama bakın burada bir tane daha var. Hangisi? Trafiğe kapalı alan değil mi çocuklar? Trafiğe kapalı alanlarda güvenli. Evet, trafiğe kapalı alanda güvenli. Bakıyoruz.
Evet, arkadaşınız balkon diyor. Evet çocuklar, balkon bizim için güvensiz alan. Öyleyse güvensiz alana yazalım balkonu. Evet, burada olup da güvensiz olan alanları söyleyebilir misiniz bana? Evet, asansör. Asansör. Evet, başka çukurlar, değil mi? Evet çocuklar, başka merdiven boşluğu. Harikasınız, merdiven. Oo, neyi unuttunuz? Su kanalları, değil mi çocuklar? Bir de ne vardı? Bir de ne vardı çocuklar? Süs havuzları vardı, değil mi? Su kanallarının dışında süs havuzları vardı. İnşaatlar, evet. Evet, inşaatlar da vardı. Evet çocuklar, bodrum katları da güvenliğe uygun olan yerler değil. Ancak burada olmadığı için onu yazmayalım. Çok güzel oldu. Evet, neden güvenli alanlar bu kadar az, güvensiz alanlar bu kadar çok dediğinizi duyuyorum. Çocuklar, her yerde oyun oynanmaz. Bakın gördüğünüz gibi bizim için ayrılmış parklar, çocuk parkları, okul bahçeleri, evimizin, apartmanımızın bahçeleri, trafiğe kapalı olan alanlar, bunlar bizim için oyun oynamaya yeterli olan alanlar. Şimdi birlikte değerlendirme sorularını yapalım mı? Bakalım kimler anlatılan konuları çok iyi anlamış. Aşağıdakilerden hangisi uymamız gereken güvenlik kurallarından biridir, işaretleyiniz. Merdivenlerden koşarak inip çıkmak tehlikeli bir durumdur çocuklar. Asla merdivenlerden koşarak inip çıkmayacaktık. Camdan ve balkondan uzak durmak. Evet, buralar bizim güvenliğimiz için uzak durmamız gereken yerlerdi. Islak zeminli yerlerde koşmak. Hayır, koşmamamız gerekiyordu. Öyleyse yıldızı boyayabilirsiniz çocuklar. Harikasınız. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi okul geçidi işaretidir? İşaretleyiniz. Evet, bunun adı neydi? Dikkat, aferin size. Bu neye geçidi levhasıydı? Evet çocuklar, ellerinde çanta olan bu öğrencilerin bulunduğu yerin adı da okul geçidiydi. Güzel. Aşağıdakilerden hangisi trafik işaretlerinin olmadığı yerlerde dikkat etmemiz gereken kurallardandır, işaretleyiniz diyor. Evet, eğer trafik işaretleri yoksa yolu karşıdan karşıya geçerken ne yapacaktık? Alt ve üst geçitleri kullanacaktık, değil mi? Bu doğru. Bakalım başka? Duran araçların arasından geçmek. Hayır, Allah korusun. Çok tehlikeliydi. Yaya geçidinin olmadığı yerlerden karşıya geçmek. Bu da çok tehlikeliydi. Öyleyse doğru cevap kalp işareti. Hemen onu işaretliyoruz ve öbür sayfamızı açıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım araçlarıyla yolculuk ederken uymamız gereken güvenlik kurallarındandır? İşaretleyiniz. Şimdi ulaşım araçlarıyla yolculuk ederken uymamız gereken kurallardan biridir diyor. Ulaşım araçlarıyla dediği için yaya geçidini kullanmak yaya olarak yaptığımız bir ulaşımdır. Ama emniyet kemeri kullanmak ulaşım araçlarıyla yolculuk ederken uymamız gereken kurallardan bir tanesidir. Araç tamamen durmadan araçtan inmek de tehlikelidir çocuklar. Güvenliğiniz için
tehlikeli bir durumdur. Onun için emniyet kemeri takmayı işaretleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin telefon numarasıdır? Bu neydi çocuklar? Polis. Bu ambulansın. Bu da itfaiyenin numarasıydı, değil mi çocuklar? Devam ediyoruz. Acil sağlık sorunları yaşadığımızda aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıyız? Acil sorun yaşadığımızda neyi arayacaktık? Ambulansı. Peki bunlardan hangisi ambulansın numarasıydı? Evet, 112 ambulansın numarası. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tanımadığımız kişilerle iletişim kurarken yapmamız gereken davranışlardandır? Evet. Yabancılarla tanımadığımız kişilerle iletişim kurarken ne yapmamız gerekiyordu çocuklar? Hemen seçenekler okuyalım. Tanımadığımız kişilere telefon numaramızı vermemek. Yapmamız gereken davranışlardan bir tanesi buydu. Değil mi çocuklar? Tanımadığımız kişilere telefon numaramızı vermeyecektik. Tanımadığımız kişilerden hediye kabul etmek. Olur mu? Olur mu? Asla bunu yapmamamız gerekir. Genel ağ ortamında yetişkinlerle sohbet etmek. Olmaz çocuklar. Bizden büyüklerle internet ortamında sohbet etmemiz doğru bir davranış değil. Pekala. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin iki tane örnek yazınız diyor. Hemen bir tanesini yazalım. Neydi bu? Evet çocuklar, ıslak elle elektrikli araçlara dokunmamalıyız. Islak elle elektrik elektrikli araçlara dokunmamalıyız. Evet, ikincisinde ne diyelim? Evet, evet çocuklar, harikasınız. Bozuk araçları biz tamir etmeyelim, değil mi? Tamir etmeye çalışmayalım. Bozulan elektrikli araçları böyle kalemimizde olabiliyor. Elektrikli araçları tamir etmeye yazımızın güzel olmadığı yerlerde yazımızı silmeye asla üşenmemeliyiz çocuklar. Yazımızın güzel olması çok önemli. Tamir etmeye yani biz tamir etmemeliyiz. Onu tamir edecek ustalar var. Onların görevleri bu. Onlar gelip tamir etmeli. Onlara haber vermeliyiz. Aile büyüklerimize haber vermeliyiz. Değil mi çocuklar? Aferin size. Tekrar görüşürüz bir başka ünitede. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.